Bunun üzerine PKK'nın çocukları silahlandırmasıyla ilgili sorularımıza cevap verebilecek bir Birleşmiş Milletler yetkilisi aramaya başlıyoruz. Mahmur kampında neler oluyor? Kampı dikkatle izliyoruz. Çünkü oradaki insanlar hala mülteci. Hala mülteciler Yüksek Komiserliğinin yetki alanındalar. Gelecekte uygun görülürse müdahale edeceğiz. Oradakiler hala bize kayıtlı. Onları kaderine terk edemeyiz. Benim demek istediğim Mahmur kampını PKK yönetiyor. Yani silahlı bir terör örgütü. Burada kampın sivil niteliğiyle ilgili bir sorun var. Orası sivil bir kamp. Bu nedenle kampta hiçbir şekilde silahlı eylemlerin olmaması gerekiyor. Bizim için son derece önemli bir mesele. Zaten o yüzden müzakerelere devam ediyoruz. Çünkü bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Ama binlerce müzakere kişi... Müzakere yoluyla mı? Müzakere yoluyla. Binlerce... PKK'yla mı? Yani ben bir şey diyemem. Daha önce de söylediğim gibi bunlar diplomatik faaliyetler ve gizli olarak yürütülüyor. O kampta binlerce ama binlerce kadın ve çocuk var. Burada yaklaşık 20 bin kişiden söz ediyoruz. Bu insanlar görmezden gelinemez veya kaderlerine terk edilemez. Elbette mülteciler kaderlerine terk edilemez. Öte yandan oraya maddi yardım yapmak da doğru olmaz. Çünkü bu bir terör örgütünce yönetilen bir kampa maddi yardım yapmak anlamına gelir. Zaten kamptakiler artık kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar. Onlara maddi yardımda bulunmamız gerekmiyor. Ama sizin de sözünü ettiğiniz sorundan ötürü danışmanlık hizmeti götürmek zorundayız. Fakat ilçenin kaymakamı diyor ki PKK... Sözünü ettiğiniz mülteci kampını bir silahlı eğitim kampına dönüştürmüş. Bu konuda gerçekten bir yorumda bulunamam ama sizi temin ederim ki sorunu çözmek için gerekli her adım atılıyor. Ciddi çaba sarf ediliyor. İnsani diplomasi dediğimiz kavramın özünü bilirsiniz. İnsani diplomasi ulu orta herkesin gözü önünde yürütülmeyebilir. İnsan haklarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları var. İnsan hakları izleme örgütü, uluslararası af örgütü. Genellikle halka seslenen onlar oluyor. Yani STK'lar Birleşmiş Milletler'in söyleyemediğini mi söylüyor? Bazen, bazen. Bu çocukların pek çoğunun PKK tarafından silahlandırıldığını ve eğitildiğini öğrendik. Ne yazık ki bu konuda ne münferit ne de toplu olaylarla ilgili olarak bizimle paylaşılan resmi bir belge veya rapor bulunmuyor. Fakat çocukların bazı gruplar tarafından silahlandırıldığı iddiasını göz ardı etmiyoruz. Sadece belirli bir grubun adını veremem. Ama bu bir suç. Neden PKK söz konusu olunca kimse ses çıkarmıyor? Bu sorunuzu cevaplayabilecek kişi ben değilim. Bana kalırsa bu türden soruları Birleşmiş Milletler'in daha üst düzey yöneticilerine sorarsanız iyi olur. UNICEF'e değil. Biz sadece yasayla belirlenmiş mekanizmalar aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e rapor veriyoruz. Ayrıca bu hiç kolay bir mesele değil. Aksine zor bir sorun. Öyle. Aynen öyle. Bu nedenle konuyu biliyor ama konuşamıyor olmanız anlayışla karşılıyor. Sözünüzü ettiğiniz belirli konuyla ilgili bir fikrim veya bir bilgim olduğunu söylemiyorum. Örneğin Mahmur Kampı... Oranın yönetimi... Veya Şeria kampı. Oradaki pek çok aile bize çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Bunu kendileri söyledi. Evet, o konuda diyebiliriz ki... Yani evet. Kesinlikle. Evet, peki. Elimizdeki diğer bütün bilgileri sizinle paylaşabiliriz ama resmin geneli... Bizi endişelendiren ve bütün dikkatimizi verdiğimiz konu asıl bu. Fakat kameranın görüş açısından çıktığında UNICEF temsilcisi biraz daha açık konuşmaya başlıyor. Oldukça politik bir mesele bu. O nedenle sorularınıza cevap vermekten kaçınıyorum. Kuzey Irak'ta çok sayıda silahlı örgüt var. Doğru. Bir kere PKK var. Sonra Peşmerge var. Sonra YPG var. Bundan başka İranlı, İran destekli... Milisler? Milisler var. Ayrıca Peşmerge kendi içinde 3 veya 4 gruba ayrılmış durumda. Yetmezmiş gibi bölgede ittifaklar sürekli değişiyor. Bir gün bir bakıyorsunuz 2 grup ittifak kurmuş. 3 veya 4 ay sonra bambaşka üçlü veya dörtlü ittifaklar ortaya çıkmış. Bir yerden kulağınıza gelen bilgi aslında oradaki grubun duymanızı istediği şey olabiliyor. Yani her şey karışık. Çok ama çok karışık. Bizim katıldığımız bazı toplantılara katılsanız siz de anlarsınız. Evet ama ben gruplardan, liderlerden veya milislerden söz etmiyorum. İşte böyle. Konu onlardan bağımsız ele alınamaz. Ben bir mülteci kampındaki sıradan insanlardan söz ediyorum. Bunlar ezidiler. Evet.
bir kampa sığınmış sıradan mülteciler. Ama çocuk kaçırma diyorsunuz, bu nasıl olur? Böyle şeyler oluyor. Biliyorum, evet biliyorum. Bazen ama... Bazen parayla kandırıyorlar. Evet, orada ne mi oluyor? Bizim kendi güçlü ülkelerimiz tarafından destekleniyorlar. Biri Kuzey Irak'a diyor ki PKK'ya dokunma. Sen onlara dokunursan biz de sana dokunuruz. Evet. Ancak yetkilinin Birleşmiş Milletler'in hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylediği konu, Genel Sekreter'in her yıl yayımladığı Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda kendine düzenli olarak yer buluyor. En yakın tarihli 2017 raporunda çocukları silahlandıran gruplar arasında DAEŞ'in yanı sıra PKK ve uzantılarının da adı geçiyor. Benzer bilgilere son 3 yılın bütün raporlarında rastlamak mümkün. Hatta 2015 Birleşmiş Milletler raporunun bir yerinde PKK ve uzantılarının ikisi çocuk olmak üzere 4 kişiyi nasıl yakarak öldürdüğü bilgisi yer alıyor.